Kullanıcılara ait bilgiler çerez dosyalarında saklanabildiği gibi aynı zamanda oturum dosyalarında da saklanabiliyordu. Oturum yani session dosyaları sayfanın çalıştığı sunucudaki özel bir dizinde saklanan ve programcının belirlediği bilgilerin depolandığı özel türdeki dosyalardır. Metin tabanlıdır yine. Bu özel dosyalar da tıpkı çerez dosyaları gibi zararsızdır ve genellikle içerisinde istatistiki bilgiler, kullanıcı tanımlama bilgileri veya bir sayfadan başka bir sayfaya gönderilecek özel bilgileri içerir. Oturum dosyalarında güvenlik nedeniyle önemli bilgiler saklanmaz. Orta düzeyde güvenlik gerektiren bilgiler ise tıpkı çerez dosyalarında olduğu gibi metin şifreleme fonksiyonlarıyla şifrelenerek saklanırlar. Çerez dosyalarına erişmek için dolar alt çizgi cookie küresel değişkeninden faydalanırken session dosyalarına da dolar alt çizgi session küresel değişkenini kullanarak ulaşabiliyoruz. Oturum dosyalarının çerez dosyalarından en önemli farkı, çerez dosyalarının yaşam süresini programcı belirlerken oturum dosyalarını programcılar belirlemez, tarayıcılar kapatıldığı zaman otomatik olarak o tarayıcının açmış olduğu tüm oturumlar hepsi otomatik olarak silinecektir. Dolayısıyla da bu bakımdan da çerez dosyalarına göre biraz daha güvenlidir. Çerez dosyalarında dosya tanımlanırken yani set cookie fonksiyonunun içerisinde alan adının hangi alt klasörlerinde kullanılacağını tanımlayabiliyordunuz. Session'larda ise çerez dosyalarından farklı bir özellik olarak bir web sitesinin tüm sayfalarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için tekrar özel bir tanımlama yapmanız gerek olmayacaktır. Bir web sitesinde çerezleri kullanmak istiyorsanız mutlaka web sayfasının en başına Session Start fonksiyonunu kullanmanız lazım. Yani oturumu başlatmanız gerekir. Bundan sonra oturumun içeriğini oluşturmak için tıpkı normal bir değişken tanımlaması yapar gibi dolar alt çizgi session köşeli parantez ve tırnaklar içerisine session'ınıza bir isim vereceğiz. Kitap ve eşittir içerisine yazacağınız değer. İkinci bir session'ı da tanımlayalım. Dolar alt çizgi session ve köşeli parantezler çift tırnak içerisinde yıl dedim ve içerisinde de 2020 yazdım. Buradaki en önemli nokta bir session'ı oluşturabilmeniz için veya daha sonra kullanabilmeniz için oturumlar üzerinde çalışabilmek için mutlaka o sayfanın en üstünde session alt çizgi start fonksiyonunu kullanarak oturumu başlatmış olmanız gerekir. Oluşturmuş olduğumuz bir oturuma ulaşmak için tıpkı çerez dosyalarında olduğu gibi echo kitap adı birleştirme operatörümü kullandım. Dolar alt çizgi session ve köşeli parantez içerisinde kitap yazmanız yeterli olacaktır. İkinci oturum değişkenimizi de ekrana yazdıralım. Basım yılı. Dolar alt çizgi session ve köşeli parantezler içerisinde yıl yazdım ve noktalı virgülümü koyuyorum. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi kitap adı Atatürk ve basım yılı 2020 yazdı. Ben burada Atatürk değerini ve 2020 değerlerini iki ayrı session'da yani iki ayrı oturum değişkeni içerisinde sakladım. Ve ben bu değişkenleri silmediğim sürece veya kullanıcılar tarayıcıyı kapatmadığı sürece bu web sitesinin bütün sayfalarında aynı şekilde kullanabilir ve ulaşabilirim. Ancak burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu oturum değişkenlerini kullanacağımız tüm sayfaların başında mutlaka session start'la oturumu başlatmamız gerektiği. Bir de oturumların otomatik olarak imha edilmesi için sayfayı kapatmış olmanız yetmeyecektir. Yani sekmeyi kapatmış olmanız yetmeyecektir. Tarayıcıyı kapattığınız zaman oturumlar iptal olur. Bir oturum dosyasının ve değişkeninin daha önceden oluşturulup oluşturulmadığı yani var olup olmadığı tıpkı çerez dosyalarında olduğu gibi iset fonksiyonu ile kontrol edilebiliyor. Iset fonksiyonu geriye sonuç olarak boolean türünde yani true veya false olarak bir değer döndürüyor. Örneğin if, iset ve parantezler içerisinde dolar alt çizgi session köşeli parantezler kitap. Yani kitap isminde bir oturum dosyası ya da oturum değişkeni var mı? Varsa ekrana bunu yaz. Değilse diğer sonuçlar için de alternatiflerini yazabilirsiniz. Yine çerez dosyalarında olduğu gibi oturum dosyalarında da o değişkenin içeriğinin boş olup olmadığını kontrol ettiğimiz fonksiyonumuz empty fonksiyonu ve empty fonksiyonu da tıpkı isette olduğu gibi geriye boolean türünde true ya da false değer döndürür. True evet içeriği boş, false hayır içeriği boş değil anlamına geliyor. Ben burada
if empty dollar $station yıl yazdım. Yani yıl ismindeki oturum değişkeninin içeriği boşsa şunları yap dedim. Bu değişkenimin içeriği boş değil. O yüzden de bu if kısmı çalışmayacak. Sonrasında yazmış olacağınız else kısmı çalışacak. Ve son olarak bir oturum değişkenini silmek için unset fonksiyonundan faydalanıyoruz. Unset fonksiyonu içerisine silmek istediğiniz oturum değişkeninin ismini yazmanız yeterli olacak. Örneğin unset ve parantezler içerisinde dollar $station kitap yazdım. Eğer birden fazla session'ı yani oturum değişkenini silmek istiyorsanız unset fonksiyonu içerisinde virgüllerle ayırıp diğer oturum değişkenlerinizi de yazabilirsiniz. Örneğin hem kitabı sil hem de yıl ismindeki oturum değişkenini sil. Üçüncü bir sileceğiniz oturum değişkeni varsa tekrar virgül koyup diğerini yazabilirsiniz. Eğer bu web sayfasının oluşturmuş olduğu tüm session'ları yani oturum değişkenlerini tek seferde iptal etmek istiyorsanız doğrudan session alt çizgi destroy'u kullanabilirsiniz. Unset'le sadece sizin söylemiş olduklarınız silinirken session destroy'la bütün oluşturulan session'lar otomatik olarak imha edilecektir.